Herkese merhaba. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavuklu yoğurt soslu göbek salatası hazırlayacağım. Çok kolay ve gerçekten çok lezzetli bir salata oluyor. Salatayı çok sever ve çok sık yaparım. Genelde her sofrada salata yapmaya çalışırım. Farklı malzemeler kullanarak değişik salatalar yapmaya da bayılıyorum ve çocuklarımı bu şekilde kolaylıkla salatayı sevdirip ve yedirebiliyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Bir tane orta boy göbek, 400 gram tavuk eti göğüs kısmından kullandım minik minik doğradım sotelik olacak şekilde. 1 su bardağı mısır konservesi, 2-3 yemek kaşığı mayonez ve 2 kase yoğurt. Malzemelerimiz bu kadar. Hemen yapımına geçelim. Tencereye 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alıp üzerine küp küp doğranmış, sotelik büyüklükte doğranmış tavuk etini alıyorum ve karıştırıyorum. İsterseniz tavuk göğsünü bütün olarak haşlayıp öyle didip yapabilirsiniz. Bu şekil çok daha iyi oluyor. Tavuk suyunu saldı biraz çekti. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Ve üzerine çıkacak kadar sıcak su ekliyorum. Kapağını kapatıp haştı, haşlamaya bırakıyorum. Siz kişi sayısına göre e, göbek marulunuzu daha büyük alabilirsiniz. Göbeği doğrarken ben genelde bambu bıçak kullanıyorum çünkü iri bir şekilde doğrayacağım. minik minik olmayacak, iri iri olacak. Hem sebzinin vitamininde gitmemiş olacak. Gerçekten çok ama çok pratik bir salata tarifi ve çok da doyurucu. Göbeği doğradım, şimdi sosunu hazırlıyorum. Yoğurdun üzerine bir tatlı kaşığı tuz ve 2-3 yemek kaşığı kadar mayonez ekleyip çırpıyorum. Siz mayonezi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Daha az kullanabilirsiniz veya seviyorsanız biraz daha fazla kullanabilirsiniz. Mayonez çok yakışıyor gerçekten. Büyükçe bir kaseye iri iri doğramış olduğum göbekleri alıyorum. Bu arada küp küp doğramış olduğum tavuğumuz haşlandı, ayrı bir kaseye aldım, soğuttum. Suyuyla da çorba yapacağım, ter şehriye çorbası gayet güzel bir ikili olacak. Kaseye aldım, üzerine bir su bardağı konserve mısır ve üzerine sos gezdiriyorum, hazırlamış olduğum yoğurtlu sosu gezdiriyorum. Arzu ederseniz bir diş sarımsak ekleyebilirsiniz. Ben çok gerek duymadım bu salatı için, ama yakışıyor, bilginiz olsun. Tavuk sevmeyenler arzu ederse tavuksuz olarak da bu şekilde hazırlayabilirler. Gerçekten çok yakışıyor. Yoğurt göbek salataya inanılmaz yakışıyor. Salatamız hazır. Oldukça pratik ve lezzetli bir salata oldu. Salatamız hazır. Şimdi servis tabağına alıyorum. Yoğurtlu salatalara kornişon salatalık ve köz kırmızı biber de çok yakışıyor. Köz kırmızı biberi içine koymadım renk vermesin diye. Şimdi salatamı bu kadar sade bırakmayacağım. 2 tane köz biberi küp küp doğradım. 4-5 tane de kornişon salatalığı küp küp doğradım. Şimdi salatamın e, kenarını süsleyeceğim. Hem görsel olarak e, çok hoş bir görüntü olacak. Tat olarak da çok lezzet katıyor. Tavsiye ederim. Salatanın yanına çorba yaptım. Bu bizim için bir öğün oldu. Hem doyurucu hem sağlıklı bir öğün oldu. Evet, salatamız görsel olarak da çok güzel oldu. Üzerine biraz da biber serpelim. Şimdi bu leziz salatamızın tadına bakalım. Gerçekten çok nefis oldu. Çocuklar da çok bayıldı. Sizler de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Özellikle yemeğe gelen misafirleriniz için yapmanızı tavsiye ederim. Siz de yoğurt soslu tavuklu göbek salatamı beğendiyseniz beğenip kıymetli yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Beğendiğiniz tariflerimi isterseniz paylaşabilirsiniz videolarımdan hemen haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni tariflerle görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu eksik olmasın.